Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 6284 nolu bir kanun var. Bu kanun hakkında çok konuşuyoruz biliyorsunuz. Ve bu kanunun gerçekten sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı bir genelgesi yayınlandı. 24 Kasım'da. 24 Kasım'da bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Ve bunun bir maddesinde bu konuyla ilgili Altıncı 6. maddede bilgi geçiyordu. Tabii bunu bunu aslında ben sözcü ve avanesinin Cumhurbaşkanına müthiş bir böyle kin göstermeleri, tepki göstermeleri bir haber dolayısıyla baktım ve öğrendim. Yani Sözcü TV'de, haberde şimdi bunlar işte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdın, şey patladı, kadına şiddet patladı ve bu arada işte kadının beyanı esastır maddesini de kaldırıp kanıta dayalı bir usul getireceksiniz diye Cumhurbaşkanı'na büyük bir tepki gösteriyorlardı. Cumhurbaşkanı da o günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının aslında hiçbir şekilde kadına şiddete etkisi olmadığını ifade etmişti. Rabten etkisi olmay Bunu son derece aşağıya doğru düşürdü. Fakat ne yazık ki 6284 nolu kanunun devam etmesi ve bunun kadının beyanı esastır ilkesiyle mahkemelerde şey görmesi, kabul görmesi ve ona göre hareket olunması ne yapıyor? ailelerin parçalanmasına yine yol açıyor yani, Kadının bir şikayeti üzerine erkek yine evden uzaklaştırılıyor veya hapis cezalarına çarptırılıyor. Kadın vazgeçse dahi bundan yine de vazgeçilmiyor. Yani bir anlamda 6284 nolu kanunla aile üzerindeki o yıkım hareketi devam ediyor. Şimdi tabi e, cumhurbaşkanlığı genelgesinde böyle e, veriye dayalı, kanıta dayalı, kanıta dayalı politikalar üretilmesi noktasını biz de bir başlangıç kanunun revize edilmesi konusunda bir başlangıç olarak ifade ettik. Vay efendim ortalık yıkıldı birileri tarafından. Birileri biz bilmiyormuşuz. Genelge ile hareket edilmiyormuş. Kanunla hareket ediliyormuş. E yani dolayısıyla 6284'e hiçbir halel gelmeyecekmiş. Bunu dostlarımız yapıyor. 6284 yerinde merak etmeyin. Yanlış anlaşıldı. Yanlış söyleniyor. Bakın sözcü bas bas bağırıyor. Gidiyor elden. Onlar İstanbul Sözleşmesi'nde de bağırdılar. Hala da bağırıyorlar ve İstanbul Sözleşmesi'nin hala hazımsızlığını çekiyorlar. Şimdi şu 6284'ü savunanlar İstanbul Sözleşmesi'nde gelsin diye Cumhurbaşkanı'na bağırıyorlar mı bilemiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı genelgesi elbette kanun yerine geçmez. Ama çok önemli bir adım değil midir? Yani Cumhurbaşkanı partisiz cumhurbaşkanı mı? Yetkisiz cumhurbaşkanı mı? Eski cumhurbaşkanları gibi mi? Orada genelgede alınacak bir şeyi şimdi buyurun iş mecliste demeleri lazımken meclis hareket etsin derken demeleri gerekirken Vay efendim kanun yerinde duruyor. Siz rahat olun dercesine birileri anlamadı. Sözcünün kuyusuna su taşımak. Acaba nasıl bir zihniyettir? Nasıl bir politikadır? Nasıl bir harekettir? Vay efendim buradaki tabi bazı bakanlar, bazı kişiler de buradaki kanıttan maksat veri toplamak. Kadına işte şiddeti değerlendirmek adına uluslararası platformlarda da işte nüfusa dayalı yerlerde, nüfusa dayalı olarak bir takım verilerle, kanıtlarla hareket ederek meseleyi ortaya koymak zamanında. Yani bunun aslında kadının beyanında esas yoktur. Böyle bir şey de yanlış anlaşıldı diye ifade ediyorlar. Vallahi sormak icap ediyor. Burada veri arıyor, kanıt arıyorsan, delil arıyorsan, aramaya çıkmışsan, peki bir kişinin bir başka kişiyi suçlamasında niye kanıt aramıyorsun? Niye delil aramıyorsun? Neden sormuyorsun? Bunu mu savunuyorsun? O zaman erkeğin beyanı da esas olsun. O zaman çocuğun beyanı da esas olsun. O zaman herkesin beyanı esas olsun. Yani bir kadının doğru, bir erkeğin yanlış söyleyeceği neye veredir? Böyle bir hukuk. Yani bugüne kadar yeryüzünde var mıdır böyle bir hukuk? Veya bu hukuk doğru mudur? Bunu bu şekilde konuşmak. işte efendim bu böyle, bunu yanlış anladılar. Velev ki yanlış anlayalım. Doğrusu bu değil mi? Bunu tartışalım. Doğrusu bu değil mi? Yani birisi birini suçladığında siz hemen onun sözüyle insanları cezalandıracak, insanları hapse atacak, insanları yargılayacak, insanları suçlayacak mısınız? Bu mudur doğru olanı? Vallahi hayretler içerisindeyim. Yani şu noktada ben sözcü böylesine bağırırken, sözcü niye bağırıyor? Aileler yıkılsın. Aileler yıkılsın, aileler mahvolsun. Onlar İstanbul Sözleşmesi'ne de bağırıyorlar. LGBT'ye yol açan bunlar değil mi? Bütünüyle. En önemli noktalarından biri de bu değil mi? Ailelerin bozulması, aile kurumunun yozlaşması, aile kurumunun son derece zayıflaması, bunların etkileri üzerinde de veriler toplayalım. Buyurun. Ya buyurun beraber gezelim. Biz araştırmacıyız. Beraber gezelim. Ailelerle konuşalım. Ortak veriler toplayalım. Buyurun. Yüreğiniz yatıyorsa, yüreğiniz yetiyorsa, Vallahi piyasadayım ben. İnsanlarla iç içeyim. Bundan doğan sıkıntıları görüyorum. Dinliyorum, biliyorum. İçeride yatanların dertlerini görüyorum. Kadın ben pişman olduğum halde beni dinlemediler diye ifade ediyor. Her şeyde biz uzlaşmacı ararken bu noktada niye uzlaşmacı aramıyoruz? Neden burada aileyi daha güçlü bir hale getirelim düşüncesi yatmıyor? Ve şimdi 6284'ü savunur vaziyette söylemler geliştiriyoruz. Siz yanlış anladınız, öyle bir durum yok. Delinin, özür dilerim, delilin, senedin hiçbir ehemmiyeti yok mu demek istiyorsunuz? Kanıt gerekmez mi? Biz kanıtsız da cezasını keseriz mi diyorsunuz? Bakın ta 15. yüzyılda Ahmedi diyor ki zulüm, kanun ve düzen maskesi altına konulursa kolaylıkla adalet zannedilir. Bu zulmün ustaları çok nakledildi. Gelin şimdi adalet ustalarını Osmanlıları tanıyalım. Kanun maddesine bürünmekle zulüm zulüm olmaktan çıkmaz. Aile çatır diyor. Bunu sık sık dile getiriyoruz. Bakın şu genelgede ister bizim anladığımız gibi ister onların sözü üzere bir tartışma çıktı. Ama gelinen nokta neredeyse 6.284'ü savunur pozisyonda biz kanıt istemeyiz, biz cezalandırırız gibi ifadeler söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp atarken birileri nasıl bağırmıştı, nasıl mahkemelerin yolunu tutmuştu, neler yapmıştı? Hele 6.284'e bir dokunun bakalım. Kimler bağıracak? Kimler sevinecek bir görün. Bir görün kimler bağıracak? Kimlerin canı yanacak? Kimler sevinecek? Kimler sevinecek? Hukukçularla görüşelim. Hukukçularla görüşün. Gerçekten 6284 anlaşılmaz bir durumdur. Birileri Cumhurbaşkanı'nın yolunu daha evvel de kestiler. Kırmızı çizgimizdir diye. Daha evvel de kestiler. Bu kanunun en acil, en kısa bir zamanda tarihe karışması lazım. Kalkması lazım. Yoksa şu benim sözümün yarınlarda daha çok tartışılacağını, daha çok konuşulacağını göreceğiz. İnşallah sonuç hayırlı olur diyorum ben. Muhabbetlerimi sunuyorum.